Evet, İstanbul'da kar devam ediyor. Peki ne zaman devam edecek? Son durum ne? Arkadaşımız şu anda sahada. Adnan Sular'a gidelim. Detaylar kendisinde. Adnan. Evet Feridun, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu son uyarıların ardından yurt genelinde aslında diyelim, çünkü sadece İstanbul değil, yurt genelinde beklenen kar yağışı geldi ama oldukça etkili geldi. Özellikle bazı bölgelerde 1950 yılından beri görülmemiş olan kar yağışı hakim oldu. Öyle ki 53 yıldır kar yağmayan Alanya'ya bile kar yağışı uyarısı yapıldı. Bu uyarı bile aslında bize kar yağışının ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Peki İzlanda kışı olarak tabir edilen bu kar yağışı ne zamana kadar devam edecek? Elbette ki bu sorunun cevabını Allah'tan başka kimse bilemez. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu teknik veriler sonucuyla bizler bilgi paylaşabiliyoruz. Bu çerçevede en erken çarşamba günü akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor diyebiliriz. Elbette ki kar yağışı rahmettir diyoruz. Çünkü barajlarımız biliyorsunuz yurt genelinde, daha doğrusu dünyanın birçok bölgesinde kuraklıkla mücadele ediliyor. Ülkemiz de bu kuraklıkla mücadele eden ülkeler arasına girdi. Hal böyle olunca kar yağışını herkes dört gözle bekliyordu. Çok şükür geldi. Tabii kar aynı zamanda rahmet olduğu kadar güvenlik tedbirleri alınmadığı zaman da bazen maalesef ki zahmete dönüşebiliyor. Özellikle bu anlamda başta İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirler olmak üzere birçok ilde yine bilindik manzaralar çıktı. Her ne kadar hafta sonuna denk gelmiş olsa dahi yine buna rağmen bazı sokaklarda, caddelerde maalesef kayan araçları gördük. İşte araçların altında kalmaktan son anda kurtulan vatandaşlarımızı gördük. Bunu gün aşırı paylaşılan videolarla görüyoruz. İşte dün akşama dönecek olursak İstanbul'un birçok ilçesinde, özellikle Esenyurt, Arnavutköy ve Beşiktaş gibi bölgelerde ve daha çok yokuşu bulunan ilçelerde birçok aracın kayarak kazalara, maddi hasarlı kazalara sebebiyet verdiğini gördük. Tabii bu görüntülerin olmaması da mümkün değil. Çünkü bazı bölgeler gerçekten çok sıkıntılı. O tür bölgelerde de vatandaşlarımız mümkün mertebe araçlarını kullanmasınlar. Ancak ana arterlere gelince şu an itibariyle İstanbul'un birçok bölgesinde ana arterler açık diyebiliriz. Çünkü vatandaşlar yapılan tüm uyarıları dikkate aldılar. Ancak zaman zaman lokal ani kar yağışları dolayısıyla yine cadde ve sokakların kar yığınlarıyla dolduğunu görebiliyoruz. Bu da zaman zaman trafik aksaklığına sebebiyet verebiliyor. Bir diğer husus da biliyorsunuz, okullar tatil edildi. Kar yağışının okulların tatil edilmesine denk gelmesi en çok da hiç şüphesiz ki çocukları sevindirmiş oldu. Aileler çocuklarıyla beraber kartopu oynama keyfini hep birlikte yaşadılar. Tabii şu an kameraman arkadaşım şu an Tolga Şahin size gösterecek. Bakın şu an Beylikdüzü'ndeyiz. Burada kar direkt yüksekliğini anlamanız açısından bakın burada. Kar botu var ayağında. Bakın şu anda şu kadar boyu yakın, yani hemen hemen 5-6 santim var diyebiliriz. Tabii bu kar kalınlığı yer yer değişiyor, onu da söyleyelim. Mesela İstanbul'un yüksek kesimlerinde, yani kuzey kesimlerinde bu 20-30 santime kadar çıkabiliyor. Şehir merkezinde, ilçe bazında baktığımız zaman 2 santimle 10 santim arasında değişebiliyor. Şu anda dediğimiz gibi Beylikdüzü'ndeyiz. Beylikdüzü normalde çok kar alan, yağış alan bir ilçe. Bu sezon da öyle oldu diyebiliriz. Ama tabii bu yağışlar devam edecek çarşamba gününe kadar. Bu yüzden herkesin dikkatli ve duyarlı olması lazım. Bunun dışında biliyorsunuz şu anda hali hazırda evsiz olan insanlar var. Özellikle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya geçtiğimiz günlerde Twitter'dan paylaşım yapmıştı. Onu hatırlatalım. Bakın 155 var, 153 var, 156 var, 183 var. Bu tür numaraları herkes bir kimsesiz gördüğünde mutlaka arasın. Evsizi gördüğünde mutlaka arasın. Çünkü dedik ya, kar rahmettir ama bazıları için, hele hele dışarıda kalanlar için maalesef bu bir eziyete dönüşüyor. Allah muhafaza. Ölümlerle de karşı karşıya gelebiliyoruz. Hakeza Anadolu'da birçok yerde kurtların öldüğünü, tilkilerin donarak öldüğünü gördük. Ama işte maalesef bazen insanlarımızın da böyle dışarıda kaldığı zaman öldüğüne şahit oluyoruz. Bu tür olumsuzlukların olmaması için herkesin mutlaka az önce vermiş olduğum telefonları mutlaka arayıp bilgi vermesi gerekiyor. Tekrar etmekte fayda var. 153, 150, 183, 155 ve 156. Bu numaraları aradığınız andan itibaren herhangi bir kimse sizi donmaktan kurtarabilirsiniz. Çünkü gerçekten İstanbul'da şu anda ister Sibirya soğuğu deyin, ister İzlanda kışı deyin, ne derseniz deyin, şu an çok soğuk bir hava var. Yayın yaparken bile gerçekten zorlanıyorum. Şu an kelimeler dahi zor çıkıyor. Çünkü oldukça soğuk bir hava var. Tabii
Dedik ya sadece bu tedbirler yeterli değil. İnsanlarımız gerçekten duyarlı olması lazım. Bu seneki kışta bunu gördük. İnsanlar çok fazla trafiğe yüklenmeyince, yani toplu taşıma araçlarını tercih edince her zaman karşılaştığımız çok çirkin görüntülerle karşılaşmadık diyebiliriz. Zaman zaman ufak tefek maddi hasarlı kazalara şahit olduk. Olacağız mutlaka. Ama bunların da önüne geçmek çok mümkün. Herkes kurallara uyarsa kuvvetle muhtemel bu tür olaylarda bir daha karşılaşmamız mümkün olmayacak. Onun için herkes lütfen kurallara uysun. Gerekli olmadıkça, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmıyorum. Dediğiniz gibi hava çok soğuk. Onun dışında bir de bu az önce zikrettiğimiz telefon numaralarını gereksiz yere biliyorsunuz meşgul edenler var. Lütfen gerçek hastalara, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşılması açısından bu az önce ifade ettiğimiz numaralara lütfen gereksiz ihbarlarda bulunmayalım. Tabii buradan aktaracağımız şimdilik bu kadar. İlerleyen saatlerde kar yağışı devam ederse ve hava şartlarında bir değişim olursa tekrar aktarıp tekrar canlıya bağlanıp bu bilgileri izleyicilerimize aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.